Şargo Adası'nın Cloud 9 adı verilen bölgesindeyim. Arkamda inanılmaz. Elimi içme suyuyla yıkamak zorunda kaldım. Sanki bir hostel gibi insanların kafasına göre takıldı. Direkt köprüye doğru yürüdüm. Şu anda Cloud 9'in olduğu köprünün yanındayım. Do you have a shake with coffee in it? No, I don't have. Daha ne olsun? Olağanüstü. Şu anda 50'de havaalanındayım. Şimdi şuradan birazdan kahve alacağım. Daha sonra uçağı bekleyeceğim. Görmüş olduğunuz uçak Manila'ya gidiyor. Benim uçağım da şu. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk sonunda Cebu'ya varacağım. Oradan da 2 saat sonra Siargao Adası'na geçeceğim. Yaklaşık 26 dakikalık bir uçuştan sonra Siargao Adası'na ulaştım. Yolculuğun 1 saatten fazla sürmesini bekliyordum. Beklediğimden çok daha kısa sürdü. Unfortunately, I can give you 100 and you give me 500. Okay. Nice. Thank you very much. Thank you. Hello. What's your name? Bora. Officers? Yeah. Gel. Arkadaşlar şu anda Siargao'daki otel odama doğru çıkıyorum. Okay. Nice room. Thank you very much. Siargao'daki otel odama geldim. Şu anda elektrikler kesikmiş. Klima çalışmayacak. İçerisi biraz böyle nasıl diyeyim? Bayağı bir nemli, sıcak. Sahil kenarındayız. Sahildeki manzarayı da şöyle göstermek istiyorum size. Şuradan baktığınız zaman buradaki evlerin arkasından sahil görülebiliyor. Bir an önce sahile gitmek için sabırsızlanıyorum. Uzun bir gündü benim için. Saat sabah 8'den şu saate kadar yoldaydım. Siargao'nun merkezi olan Cloud 9 adı verilen bölgeye çok yakınız aslında. Şu ana kadarki izlenim Siargao bayağı küçük bir yer ve yavaş yavaş gelişiyor. Özellikle turistik aktivitenin artması sebebiyle her yerde küçük küçük yapılar var ama beton top tamamen bitmemiş yapılar. Mesela şurada hemen aşağıda görmüş olduğunuz gibi inşaat aktivitesi devam ediyor. Şöyle tam kaldığımız yerin karşısında aslında. Şu anda Siargao Adası'nda ilk dakikalarım. Otele geldim, yerleştim, eşyalarımı bıraktım. Şimdi hemen otelin önünden çıktım ve şu sahile geldim. Elektrik kesintisi var şu anda bütün Siargao Adası'nda. O yüzden sular akmıyor, internet yok. Elimi içme suyuyla yıkamak zorunda kaldım. Akşama doğru gelecekmiş herhalde elektrik. Şimdi ben de sahilde yürümeye başladım. Şu anda ilk gördüğüm şey zaten etrafta sörfçüler. Siargao sörfçülerin adası arkadaşlar. Bütün şu bölge sanki bir hostel gibi, böyle etrafta insanlar
Herkesin yaş grubu hemen hemen aynı, genç insanlar. Burası bütün dalgaların kırıldığı yer, sörf yapılan yer. Şurada da arkamda görmüş olduğunuz yerde de sörf okulları var. Buradan sörf kiralayıp şu bölgede sörf, dalga sörfü yapılabiliyor. Sörf kiraları yaklaşık 500 peso civarında. Saati 500 peso. Yani saati 10 dolar aslında, gayet uygun. Şu anda Cloud9'in olduğu köprünün yanındayım. Şu görmüş olduğunuz köprü asıl büyük dalgaların kırıldığı yer. Birazdan Cloud9'a doğru çıkacağım. Oradan da sahili görüntüleyeceğim. Ama şu anda burası sakin, böyle rahat, insanların kafasına göre takıldığı, sörf yaptığı küçük bir tatil köyü izlenimi veriyor. Gayet de keyifli. Burada çok meşhur bir smoothie yapılan yer var. Adı Shaka Cafe. Oraya gideceğim. Çok değişik smoothie'ler var. Yani inanılmaz güzel. Onu böyle süslüyorlar. Shaka Cafe değil. İçeride smoothie'ler hazırlanıyor. Birazdan ben de siparişimi vereceğim. Şöyle göstermek istiyorum size her şeyi. Yeah, with chia seeds. This looks so amazing. That's our best seller. Really? Yes. I saw the one with the banana and then like the red smoothie. Yeah, it's a bakunawa bowl. It's with dragon fruit. With dragon fruit. Yeah. This is with mango and chia seeds, right? Yes. Yani bu bir sanat eseri büyük ihtimalle. I'm just saying this is like a piece of art. That's pretty amazing. Is this a coconut bowl? Made from the coconut? Yes, sir. Şöyle size fiyatlardan bahsetmek istiyorum. 250 peso şunun tanesi, yani yaklaşık 5 dolara denk geliyor. What's the difference between the power bowl and the smoothies? It's just smoothies like the drink. Yeah, it's fruits. Okay, so this is considered the power bowl. With granola. Oh, okay. And grated coconut. But for now, it's like number 21. Nakaserve na ka ng long back low with on the side. Number 21. Wala pa. Nakaka-refill niya. This is the banana shake? Long back low. Yes, does it, do you have a shake with coffee in it? Number 21. No, I don't have. It looks so amazing though. Thank you so much. 21? Yes. That's all? Yes. Can it please? This is India. Love, sure na jud kay ako ay cash up sino man so. Then 30 pa man ko okay na di ka uli. Thank you very much. I'm just always running out of change. Yeah, it's hard to break 500s here. Yeah. Yesterday we ran into that issue too. Okay, thank you so much. Your number and sir, keep it please. Okay. Arkadaşlar şu anda siparişimi verdim. Bakalım neler gelecek. Arkadaşlar şu anda smoothie'ler geldi. Bu Hindistan cevizi ve kakao olanı. Ayrıca üzerinde muz var. Bunda da mango ve altında da açai ile dragon fruit var. Bakalım birazdan tadına bakacağım. Oldukça lezzetli görünüyor. Arkadaşlar şu anda Shargao Adası'nın Cloud 9 adı verilen bölgesindeyim. Arkamda inanılmaz bir manzara var. Şu tarafta sörfçüler var. Şu anda güneş batıyor. Yukarıda inanılmaz renkte bulutlar var. Güneş yansımasından dolayı şu anda bütün bulutlar böyle pembemsi, mavimsi bir gün batımı renklerinde. Şimdi Cloud 9'da şu arkamda görmüş olduğunuz köprüye doğru yürüyorum. Gayet sakin bir havası var. Shargao'nun. Tahmin ettiğimin aslında daha sakin versiyonu. Şu anda burada elektrikler kesik. Saat 6 gibi, akşamüstü saat 6 gibi elektrikler tekrar geri gelecek. Ben de zamanımı fotoğraf çekerek geçiriyorum. Zaten insanların da büyük çoğunluğu fotoğraf çekiyor şu anda. Gün batımını seyrediyor. Gerçekten inanılmaz bir manzara var. Cloud9'daki meşhur köprüye doğru ilerliyorum.